sırrı Sekati Hazretleri 1. Bölüm Evliyanın büyüklerinden ve meşhurlarından. İsmi Sırrı bin Muglisi Sekati olup, künyesi Ebul Hasan'dır. Bağdat'ta doğdu. 251. Miladi 865'te Ramazan-ı Şerif ayında orada vefat etti. Şunizi kabristanına defnedildi. Maruf-i Kerhi Hazretlerinden feyz aldı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin dayısı ve hocasıdır. Tasavvufta, vera ve takva da asrının bir tanesiydi. sırrı Sekati, Hüseyin bin Beşir, Ebu Bekir bin Ayyaş, Ali bin Garab, Yahya bin Yaman, Yezid bin Harun ve birçok alimden ilim öğrenmiş ve hadisi i şerif rivayet etmiştir. Züht ve edepte pek çok harikulade hal ve hareketleri, tasavvufa dair sözleri meşhurdur. Bir yere gittiğinde yolda olan şeyler ve havada uçan kuşlar açık bir lisan ile kendisine selam verirlerdi. 40 defa yürüyerek hacca gidip geldi. Üzüntü ve dert deryası, hilm ve sebat dağı, mürüvvet ve şefkat hazinesiydi. Sırrı Sekati Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Ey insanlar, Allah'tan korkun. Çünkü Allah'tan korkmak takva her şeyin yerine geçer ve hiçbir şey onun yerine geçemez. Müslümanlardan bir söz işittiğinde onu hayrıyor. Sakın şerre yorma. Namaz seni yolun yarısına, oruç tam melikin, hükümdarın kapısına, sadaka ise huzuruna çıkarır. Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse bu nimete mukabil karşılık verdiği sabır o nimetten daha eftaldir, kıymetlidir. Ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen ise genişlik, ferahlık kazandıracaktır. Ey insanlar! Allah mahlukları yarattı ve onları uyuttu. Sonra onları uykularından uyandırıp diriltecek. Her biri ya cennete ya cehenneme sevk edilecek. Allah'a yemin ederim ki biz eğer bu hakikati tasdik etmiş isek, buna uygun yaşamadığımız için ahmaz. Eğer bu gerçeği inkar ediyor isek, o takdirde hepimiz helakteyiz. Her yolculuğun kendine has bir azığı, hazırlığı vardır. Ahiret yolculuğu için de takvayı azık edinin. Allahü Teala'nın vereceği nimetleri görmüş gibi sevinin ve vereceği cezayı, azabı da görmüş gibi korkun. Tûl-i emele kapılmayın. Zira tuli emel, bitmeyen istek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalmak, kalbinizi katılaştırır ve böylece düşmanınız olan şeytanın eline düşersiniz. Dünyaya aldanmış nice insanlar gördük. Huzur ve saadet ancak Allah'ın azabından emin olanlar içindir. Neşe ve sevinç de kıyametin zorluğunu anlatanlar içindir. Kıyamet günü zengin fakir, herkesin ameli meydana çıkar ve hesap verirken öyle bir müşkilat ile karşılaşırsınız ki, eğer yıldızlar bununla karşılaşsa kararıp dökülür, dağlar dayanmaz, erirdi. Cennet ve cehennemden başka bir yer bulunmadığını ve bunlardan birine mutlaka gideceğinizi de biliyorsunuz. O halde ona göre hazırlanın. Allah'tan korkun ve aşırı şakadan kaçının. Zira aşırı şaka kin tutmaya, kin de kötülüklere sebep olur. İnsanoğlu gaflete dalarsa Allahü Teala'nın emirlerini yapmaz olur. Yasakladığı şeyleri yapmaya başlar. İnsanlardan korkarak emre maruf ve nehyi anil münker, iyiliği emredip kötülüklerden alıkoyma farzını terk eder vera yani şüpheli şeylerden kaçınma çok kıymetli bir haslettir, huydur. İnsanın kalbinde veranın bulunması bütün dünyaya bedeldir. Onun için bir şey şüpheli ise ondan sakın, yoksa haram işlersin. Kendisine sordular ki, insanı Allahü Teala'ya yaklaştıran en üstün şey nedir? Muhabbet sahibi olan kişi, muhabbetinden öyle sadık olmalı ki, gönlünde onun için olmayan hiçbir sevgi bulunmasın ve böylece Allahü Teala'ya yaklaşsın buyurdu. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Sabır insan olsaydı, çok kerim, cömert olurdu. Marifetin alameti, her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Kul Allahü Teala'nın sevgisini tattığı zaman Allah o kulunun kusurlarını kendisine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını görmez olur. Zühdün başı nedir diye sorulunca helalinden kazanmak, her şeyi layık olduğu yerde kullanmak buyurdular. İnsan ölümü hatırladığı müddetçe hasedi, kıskançlığı terk eder. İslamiyet insanı iman nimetiyle süsler. İnsanın imanını takvasıyla, takvasını ilmiyle, ilmini hilmiyle, hilmini de rıfk, yumuşaklık ile süslemesi ne kadar güzeldir. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki, o vakit şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak. Bunlardan birincisi, insanın kendisiyle yalnızlığını giderebileceği samimi bir dost. İkincisi, helal para. Üçüncüsü, sünnet-i seniyyeye yapışıp, onunla amel etmektir, buyurmuştur. Kişi, arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse sizden birisi, dostluk kuracağı kimseyi iyi seçsin. Allahü Teala'nın huzurunda nurdan bir direk vardır. Kul "La ilahe illallah." Allahü Teala'dan başka ilah yoktur dediği zaman bu direk sallanır. Allahü Teala "Dur, sakin ol." buyurur. Fakat o "Ya Rabbi, bu güzel sözü söyleyeni affetmeden nasıl sakin olur dururum." der. Bunun üzerine Allahü Teala ben onu aff ve mağfiret ettim buyurunca, direkt sakinleşir ve durur buyurdu. Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Fakat Allahü Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle bile olsa cehennemden kendinizi koruyunuz buyurdu. Hayatınız boyunca hayır olan şeyleri öğreniniz. Allahü Teala'nın rahmetinden olan lütuf ve ihsanlarının peşine düşünüz. Bunları isteyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın bu lütuf ve ihsanlarına onun dilediği kullar kavuşur. Allahü Teala'dan örtülecek yerlerinizi örtmesini ve korkularınızı gidermesini dileyiniz. Buyurdu. Sabiti Benani Hazretleri namazı şöyle anlatırdı. Allah katında namazdan daha değerli bir amel yoktur. Böyle olmasaydı Allahü Teala Zekeriya Aleyhisselam'ı melekler ona nida ederken o mihrapta durmuş namaz kılıyordu diye buyurmazdı. Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse diğer bütün hasletleri toplasa da gerçek manada âbit ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik namaz ve oruçtur. Bunlar okulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Mümin kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatır. Bir kimsenin ölümü çok hatırlaması amellerinde kendisini gösterir. Bir saat, bir an, bir miktar, ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu. 24 saat olan gece ve gündüzde hiçbir an yoktur ki, Azrail aleyhisselam her ruh sahibine uğrayarak başında beklemesin. Eğer o kimsenin ruhunu almakla emrolunursa alır, emrolunmazsa gider. Yahya aleyhisselam bir gün iblisi gördü. Üzerinde asılı halde bulunan ciğerler vardı. Bunlar ne diye sordu. Şeytan, insanların şehvetleri, arzu ve istekleri dedi. Şeytan bunlardan birisini şöyle bildirdi. Ben insanlara çok yemek yedirir, ağırlık yaparım. O zaman onlarda gevşeklik ve tembellik meydana gelir. Böylece onları namazdan ve Allahü Teala'yı anmaktan alıkoymaya çalışırım, dedi. Bir topluluk bir yerde oturur da Allahü Teala'dan cenneti istemeden ve kendilerini cehennemden korumasını dilemeden o meclisten ya da yerden kalkarlarsa melekler bu kişiler çok mühim olan iki şeyden gafil olup onları terk ettiler derler. Anlatılır ki biri vardı. Babasını bir yerde dövüyordu. Ona babanın niçin dövüyorsun? o senin babandır, ayıp ve günah değil mi? dediler. Bunun üzerine babası, onu bırakın, beni dövsün. Çünkü aynı yerde ben de babamı dövmüştüm. Şimdi ise oğlum beni dövüyor. Eden bulur, dedi. Sırrı-i Sekati Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Sırrı-i Sekati Hazretleri bir gün vaaz veriyordu. Sultanın adamlarından birisi merasim ile oradan geçerken şuraya bir uğrayalım deyip içeri girdi. O sırada Sırrı Sekati Hazretleri mahlukat içerisinde en aciz ve zayıf olan mahluk insandır. Bununla beraber bu kadar mahluk arasında Allahü Teala'nın emirlerine insan kadar isyan edip yüz çeviren mahluk da yoktur. Eğer insan iyi olursa, melekler ona gıpta eder, imrenirler. Eğer insan kötü olursa, şeytanın dahi kendisinden nefret ettiği, kendisinden kaçtığı şerli bir kimse olur. Ne kadar hayret edilir ki, bu kadar zayıf ve aciz olan insanoğlu, kendisine her nimeti veren, her an varlıkta durduran, yaşatan, kudret ve azamet sahibi olan Allahü Teala'ya karşı gelmekte ve isyan etmektedir diye anlatıyordu. Sultanın yakınlarından olan bu kişi bu hikmet dolu sözlerin tesiriyle ağlıya ağlıya kendinden geçti. Bir zaman sonra kalkıp evine gitti. Hiç konuşmuyor, bir şey yiyip içmiyor, hep ağlıyordu. Sabah olunca yürüyerek Sırrı Sekati Hazretlerinin sohbet ettiği yere gelip anlatılanları dikkatle dinledi. Üçüncü gün yine geldi. Sohbet bittikten sonra efendim sizin söyledikleriniz bana çok tesir etti. Kabul ederseniz sizin talebelerinizden olmayı arzu ediyorum dedi. Kabul edildi. Ahmet ismindeki bu talebe az zamanda çok yüksek derecelere kavuştu. Bir gün hocası sırrı Sekati Hazretlerinin huzuruna çıkıp, Ey şefkatli ve merhametli efendim! Beni dünya karanlıklarından kurtarıp, huzur ve saadete kavuşturdunuz. Bunun için Allahü Teala size bol bol mükafatlar ve hayırlı karşılıklar ihsan buyursun dedi. Kısa zaman sonra Sırrı Sekati Hazretlerine biri gelip, "Efendim, beni talebeniz Ahmet gönderdi rahatsız olduğunu size bildirmemi söyledi dedi. Sırr-ı-i Sekati Hazretleri gelen kimseyle beraber talebesi Ahmed'in bulunduğu yere gittiler. Şehrin dışında sahrada çukur bir yerde yattığını ve ölmek üzere olduğunu gördüler. Sırr-ı-i Sekati Hazretleri bu sadık talebesinin başını kaldırıp dizine koydu. Yüzünün tozlarını sildi. Ahmet gözünü açıp hocasını görünce çok sevindi. Huzur içerisinde ruhunu teslim etti. Gasl ve defin hizmetlerini yerine getirmek için şehre geri geliyorlardı ki, şehir halkının o tarafa gelmekte olduklarını gördüler. Hayret edip nereye gittiklerini sordular. Onlar, biz şehirde her kim Allahü Teala'nın veli kullarından birinin cenazesinde bulunmak isterse şunu ziye kabristanına gitsin diye bir ses duyduk. Onun için yola çıktık dediler. Ahmedi yıkayıp kefenledikten sonra şunu ziye kabristanına defnettiler. Sırrı ise Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar bir namaz kılmak, iki Kur'an-ı Kerim okumak, üç Allahü Teala'yı çok zikretmek yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur o uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. Dünya bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm baş ucunuzdaymış gibi hareket ediniz. Zühd, üç kısımdır. Birinci kısım, işi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İkinci kısım, iyi olmayan şeyleri terk edip, iyi ve güzel işleri yapmak. Üçüncü kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir. Dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, İhlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Sevgili Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şeriflerinden bazıları şunlardır. Hikmet kişinin şerefine şeref katar köleyi de yükselterek sultanlar meclisine oturtur. Bir kimse Allahü Teala'nın indinde kendisi için ne olduğunu anlamak isterse kendisinde Allah için ne var ona baksın. Cuma gününde bir saat vardır. Mümin kul o saatte bir şey isterse o kabul olur. Eshab-ı kiram o saatin hangi saat olduğunu sorunca o ikindi ile akşam arasıdır buyurdu. Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını görürse Allahü Teala da onun ihtiyacını görür. Lanet edici olmak mümine yaraşmaz. Haya imandandır. Kim bir Müslüman kardeşinin aybını örterse Allahü Teala da kıyamet günü onun ayıplarını örter. Kim sabah namazını şartlarıyla beraber kılarsa, Allahü Teala'nın korumasındadır. Eğer Allahü Teala'nın yanında dünyanın sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı hiçbir kafire bir içim su bile vermezdi. Bana Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, istediğin şekilde yaşa. Fakat mutlaka öleceksin. İstediğini sev. Fakat kesinlikle ondan ayrılacaksın. İstediğin şeyi yap. Şüphesiz onun karşılığını göreceksin, dedi. Sonra Cebrail aleyhisselam, Ya Muhammed, müminin şerefi, geceliğin kalkıp ibadet etmesiyle, yüksekliği ise, insanlara muhtaç olmamasıyla olur. Kim benim mescidime, Peygamber Efendimizin mescidi, girer de, bir harf öğrenir veya öğretirse, Allah Teala'nın yolunda savaşan kimse gibi olur. Kim Müslüman kardeşini gıybet ederse Allah Teala'dan onun bağışlanmasını dilesin. Bu onun için kefarettir. Allahü Teala kerimdir. Cömertliği ve güzel huyu sever.